Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Luis ile birlikte maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Hemen haritayı açalım ve görevlerimize bakalım. Artık birden fazla görevimiz var arkadaşlar. Burada Mori diye bir görevimiz var. Evet, Yusuf var. Yusuf'la biliyorsunuz ki kulüpte tanışmıştık. Bir de annesinin evi var Luis'in. Oradan da görevler alacağız. Biz yine Tony'ye gideceğiz. Sağ tuş yapıyoruz mouse'la. İşaretimizi koyuyoruz ve yola çıkıyoruz. Tony'deki görevler bitince diğerlerine geçiş yapacağım. Görevler bazen gidip tekrar gelebiliyor. Hikayenin işleyişine göre. Hey, Luis, what's up, man? Hey, what's up, Troy? Tony inside? No, he's not here yet. Did you talk to him? Who? Tony, about me. What about you? About me working here, man. I can't do it no more. I ain't queer, and it's doing my head in. Bro, you work for a guy whose nickname since 1985 is Gay Tony. Why do you give a fuck? Because I want to be married, man. You know, I want to have a nice life. I want to picket fence in Alderney. I want to raise kids, play ball, you know? And look at me. Bro. I don't know what to tell you, man. Desi's the man at Mason, okay? This is the job we got for you. If you don't like it, fuck off, I guess. If you do, shut the fuck up and stop being a moron. Don't be like that, man. You know me. I'm an artist. I've got Tony'nin çalışanlarından bir tanesi arkadaşlar bu. Soldaki gözlüklü arkadaş. Sanırım yaptığı işten pek memnun değil biraz. Ondan bahsediyor. Luis'e konuştun mu falan dedi ama kendisi konuşamıyor herhalde. İşi bırakmak istiyor. Tony de geldi zaten. Luis, come on, let's go. Pretty quiet. Oh, fantastic. What is wrong with you people? Don't you know a good time when you see one? Jesus! When even the queens don't want to get wrecked, you know this city is turning into a fucking suburb! All right, Luis, get in the car. Gracie, sweetheart, in the back. Tony, can I have a word? No! No. Let's go. Evet arkadaşlar, Tony ve Gracie'yi Gracie'nin evine götüreceğiz. Altta da yazıyor zaten. Haritada bize bir rota verildi. Bu rotayı takip ederek haritadaki noktaya doğru gidiyoruz. Luis, hey babe, how are you? Hey yo Gracie, what's up? Tone, what the fuck is it with Luis? I mean, he'll try to bang anything with a pussy, but it's Mr. Lipstick when I'm around. I don't know. Maybe it's your charming turn of phrase or your demure, almost nun-like manner. What is up with that, Luis? Sorry, Gracie. You ain't my type. So can you let me be a lipstick in peace? Şimdi, Celebinator diye bir adam var. Bu onun lakabı. Adam çok ünlü biri. Web sitesi var. Böyle blogger gibi bir şey sanıyorum ki. Ama çok ünlü ve fenomen bir adam. Birçok kişi tarafından seviliyor ve takip ediliyor. Bu adam Tony hakkında yalan yanlış şeyler yazıyor. Bu da tabii ki Tony'nin itibarını düşürüyor. Kendisi gece kulübü işlettiği için işlerine de etki ediyor. Tony de istiyor ki bu adam artık böyle şeyler yazmaktan vazgeçsin. Çünkü ciddi anlamda diyor, bizim diyor işlerimizi etkiliyor diyor bu. Bunu susturmak lazım. Nasıl yapacağız? Bu görevde bu adamı korkutacağız ve Tony hakkında yalan yanlış şeyler yazmasını engelleyeceğiz arkadaşlar. Yapmamız gereken bu. Fakat bu görev iki aşamalı bir görev. Yani tek seferde yapamıyorsunuz bu görevi. Şimdi ilk yarısını yapacağız. Daha sonra da ikinci yarısını yapacağız. Fakat ben bunların hepsini tek bir videoda vereceğim size. Yani bu videoda bütün görevi bitirmiş olacağız. Ama siz yaparken iki parça halinde yapacaksınız. Ben karışıklık olmasın diye, yani videonun yarısı başka bir yerde, yarısı başka bir yerde olmasın diye, hani siz aramayın diye hepsini tek videoda vereceğim arkadaşlar. Öncelikle Tony ve Gracie'yi eve götüreceğiz. Onları bıraktıktan sonra internet kafeye gidiyoruz. İnternet kafede bu adamın web sitesine gireceğiz ve bir yorum bırakacağız. Görevimiz burada bitiyor. Yani ilk yarısı bitiyor.
Zaten dikkat ederseniz görevleri alırken sağ altta görevin adı yazar. Sonunda 3 nokta varsa bilin ki bu görev 2 parça halinde yapılacak. Yani devamı olan bir görev. Diğer yarısını aldığınızda da tam tersi, başında 3 nokta oluyor. Sonrasında görevin adı yazıyor. Evet, şimdi Grace'i ve Tony'yi bıraktık. Altta da yazıyor zaten. Bir internet kafeye git diyor. Haritada yeni bir rota çıktı arkadaşlar. Bu rotayı takip ederek internet kafeye gidiyoruz. Evet, içeride bir ok var zaten. Ok işareti. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir bilgisayarın önüne gitmeniz yeterli. Önüne gittiğinizde zaten E tuşuna basın diye bir ibare çıkacak. Sol üstte çıktı. E tuşuna basıyoruz ve bilgisayarı kullanmaya başlıyoruz. Web ikonunun üzerindeki işarete tıklıyoruz. Hemen zaten burada bakın The Celebinator yazıyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Yukarıda da yazıyor, yorum bırak diyor. Tabii bende Türkçe yama var. O yüzden her şey Türkçe. Sizde İngilizce ise oyun, bunların hepsi İngilizce olacaktır. Buradan yorum bırak kısmına tıklıyoruz. Sonrasında göndere tıklıyoruz ki üstte, sol üstte yapmamız gereken her şeyi yazıyor. Evet, buradan gönder diyoruz. Klavyeden E tuşuna basıyoruz ve bilgisayardan tamamen çıkıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey Tony'den telefon beklemek. Evet arkadaşlar, beklenen telefon geldi. Enter tuşuna basıyoruz ve aramayı cevaplıyoruz. What's happening? I've organized that face-to-face with our good friend, the Celebinator. Oh, shit. We're gonna show him a good time? Yeah, I thought we could persuade him that we're not such bad guys after all. He's meeting us at the heliport on the West River. We're taking him out on a tour of the city. I wouldn't miss this. See you there, T. Görüşme bittikten sonra haritada gideceğimiz yer çıkacak arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Evet, altta da yazıyor zaten. Helikoptere git diyor. Bir de rota verildi. Bu rotayı takip ederek helikoptere gideceğiz. Görevin ilk yarısını yaptığınızda, yani internet kafeden çıktıktan sonra farklı görevler yapın. Çünkü Tony sizi hemen aramıyor arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 görev yaptıktan sonra Tony sizi arayacaktır. Aradığında da görevin geri kalanını yapacaksınız. Dediğim gibi ben sizlere kolaylık olsun diye hepsini tek bir videoda verdim. Yani karışıklık olmaması için böyle bir şey yaptım. Aynısını GTA 4'te de yapmıştım. Orada da böyle bir görev vardı, iki parça halinde. Öncesinde internet kafeye gidip adama arkadaş isteğinde bulunuyorduk. Sonrasında o adamla buluşuyorduk. İzlemek isteyenler kanalımdan izleyebilir. Evet, helikopter burada. Arabadan aşağı iniyoruz. Helikopterin yanına gidiyoruz ve klavyeden F tuşuna basıyoruz. Helikopteri biz kullanacağız. Adamı buraya getirme amacımız onu şehri gezdirmek, şehir turu attırmak helikopterle. Yani Tony böyle diyerek adamı buraya getirmiş. Sana şehir turu attıracağım. Gezeceğiz, dolaşacağız demiş. Adam da inanmış, gelmiş. Asıl amacımız ise bu adamı çok yükseğe çıkartıp onu korkutmak ve bizim hakkımızda ileri geri şeyler yazmasını engellemek. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar, helikopteri kullanıyoruz tabii ki de W, A, S, D tuşlarıyla. Aynı zamanda numlock tuşlarından, sağ taraftaki numaratif tuşlardan 8 ve 2'yi kullanacaksınız. Bu şekilde halkaların içinden geçmeniz gerekiyor. Yani kenarına da değseniz kabul oluyor. İlle ortasından geçmek şart değil. Birkaç tane var. W'ye basarak iyice yükseliyoruz. Yukarıda bir halka daha var arkadaşlar. Evet, bu halkaya da değmemiz gerekiyor. Yakınına gelmemiz yetiyor gördüğünüz gibi. Daha yukarıda bir tane daha var. Sanıyorum 3 halka olması lazım. Adam şu an şehir turu yaptığını, gezdiğini, dolaştığını sanıyor. Öyle diyerek buraya kadar getirdik. Birazdan da gününü göstereceğiz. Şimdi adamı burada korkutuyoruz arkadaşlar. Ona biraz ders vereceğiz. Adama yumruk atmak için R tuşuna basıyoruz. Bu şekilde yumruk atıyor. Boşluk tuşuna basarsanız tokat atıyor. Bu şekilde. F tuşuna bastığınızda ise adamı aşağı atıyor. Yani bunları birkaç kez yapabilirsiniz. Sonrasında F tuşuna basmanız lazım zaten. Arkasından Louis de atlıyor.
ve W'ye basıyoruz. Çünkü adamı havada yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Adam bizden önce atladığı için adama yetişmemiz gerekiyor. W'ye basarak iyice hızlanıyoruz. Adamı hedefleyin. Zaten bir ara sahneyle Louis adamı yakalıyor. Sonrasında mouse'un sol tuşuna basarak paraşüt açacağız ve emniyetli bir şekilde aşağı ineceğiz. Gördüğünüz gibi adam bayağı korktu. Resmen çığlık atıyor. Evet, inişimizi de başarılı bir şekilde yapmış olduk. Hani korkudan altıma yaptım diyorlar ya, işte bu o. Evet arkadaşlar, Tony hakkında yalan yanlış şeyler yazan ve onun itibarını düşüren adama gereken dersi verdik sanıyorum ki. Umarım bundan sonra yazdıklarına dikkat eder. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.